Efendim iyi ki varsın'dan herkese merhabalar. Bugün güzel bir gün. Bugün yine çok güzel konular konuşacağız. Kimlerle? Evet, bugün konuklarımız sevgili partnerim İmren Öztürk. İmren Öztürk'le cilt bakımında mezoterapiyi konuşacağız birazdan. Aynı zamanda ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Şevki Erdem'le yaptığımız röportaj sizlerle olacak. Hepsi birazdan iyi ki varsın da diyoruz ve iyi ki varsın başlıyor. Mezoterapi nedir? Cilt bakımında mezoterapi nasıl uygulanır? Bakımlı ve güzel görünmenin püf noktalarıyla uzman estetisyen İmren Öztürk iyi ki varsın da az sonra. Şimdiki konuğum sevgili partnerim uzman estetisyen İmren Öztürk. Demin de söylemiştim İmren'le bugün mezoterapiyi konuşacağız. Mezoterapi cilt evet, bakımında. Evet. İmren nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? Sağ olasın, çok şıksın, çok teşekkür güzel gözüküyorsun. Ederim. Bugün neler konuşacağız tekrardan bugün sen de hatırlatırsan. Bugün mezoterapi konuşacağız. İğnesiz mezoterapi uygulamasını konuşacağız. Başlayalım mı? Başlayayım direkt. Hadi bakalım. Mezoterapi nedir? İğnesiz mezoterapi sistemi yüksek su basıncıyla aslında cildimizdeki gözenek tabakalarını sıkılaştırarak ciddi kolajen artışını sağlayan bir sistemdir. Hı hı. Genelde iğneden korkan ve yani cildimize hiçbir şekilde iğneyle temaslı bir uygulama yaptırmak istemeyen insanların tercih ettiği bir uygulama. Mezoterapide iğne yok mu hiç? Yok. Hiçbir hı hı. şekilde iğne yok. Tamamen cihazla yapılan bir uygulama hı hı. ve yüz kaslarımızı çalıştırarak yapmış olduğumuz bir uygulama. Hı hı. Tamamen deri tabakasına serumlar ve özel ürünlerle birlikte deri altındaki kolajen artışını sağlayarak ciltteki ince çizgileri açarak kalın çizgilerde de ciddi anlamda etkiler sağlayan bir sistem. Son dönemlerde artık iğneli sistemlerden maalesef insanlar çok ciddi anlamda korkmaya başladı. Bu nedenden dolayı da iğnesiz sistemler tercih edilmeye başladı. Konu cilt olunca aslında ben de mesela hani ne kadar güzelleşecek olursam olayım hı hı. yüzüme iğneyle özellikle yüzüme belki mezoterapi yani, her yere yapılıyor mu bu arada? Yapılıyor. Boyun, dekolte, yüz hı hı. bölgesi, göz bölgesi gibi tüm üst bölgelerde yapılabiliyor. Ama iğnesi olması güzel bir şey aslında. Tercih nedeni aslında. Tercih sebebi. Çünkü hı hı. artık insanlar dediğiniz gibi yani bir diş doktoruna dahi insanlar iğne korkusundan ya da herhangi bir ateşlerini bile düşündüğünde iğne vurulmaktan ciddi anlamda korkuyorlar. Ki sağlık olmasına rağmen. Evet. Güzelleşmek için de olsa iğneleri çok fazla tercih etmemeye çalışıyorlar. Bu sistemi tamamen kişinin cildindeki problemlere göre uyguluyoruz. Hı hı. Yaş seviyesi biraz daha farklı. Yani her yaş grubu yaptırabilir. Fakat tabii ki derin çizgileri olan ve yoğun kırışıklıkları olan kişilerde çok daha ciddi anlamda etkiler alıyoruz. Evet sevgili seyirciler bu arada hatırlatayım. Aşağıdaki telefon numaralarından ve mail adreslerinden konuyla alakalı olarak uzmanımıza sevgili İmren Öztürk'e ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Mezoterapi ile alakalı, cilt bakımıyla alakalı. Çünkü biz mezoterapiyi anlatalım diyoruz ama her şeyi konuşmaya çalışıyoruz burada. Hazır uzmanımızı bulmuşken. Peki yüz mezoterapisi hı hı. nedir? Nasıl şimdi, uygulanır? Yüz bölgesi tamamen cihaz yardımıyla hı hı. yüz kaslarımıza yönelik ve yüzümüzdeki mezodermik tabakaya inerek yani özel serumları deri altına geçirerek uyguladığımız bir sistemdir. Özel bir cihazımız var. Bu cihazın belirli başlıkları var ve tamamen yüzümüzdeki problemlere yönelik yani hı hı. Örnek veriyorum yüz ovalimizi şekillendirme, elmacık kemiğimizi çıkarma, yüz kaslarımızın elastikiyet kaybına uğrayan yüz kaslarımızın sarkmasını önlemek adına, çizgilenmeler adına, göz çevresindeki kırışıklıklar, yine yüzümüzdeki inceltme sağlayan bir sistem ayrıca. Hı hı. Yani birçok aslında soruna göre çözümler var bu sistemde. Ortalama seansları 30 dakika ile 45 dakika arası değişiyor. Göz çevresi, dekolte, boyun ve tüm yüz olarak uygulanıyor. En çok özellikle hanımlar yani, neleri tercih ediyor? Yani hangi bölgelerine? Yani dekolte bölgesi de çok tercih ediliyor. Yüz bölgesi, boyun. Aslında bu saymış olduğum bölgelerin hepsi bir bütün gibi düşünün. Çünkü yüzümüze yaptığımızda göz çevremizi ihmal etmememiz gerekiyor. Dekoltemiz de aynı şekilde, boyun da aynı şekilde. Yani hepsi kombinli aslında yapılan bir uygulama. Hı hı. Sadece çok erken yaşta sadece göz çevresi kırışan ya da göz çevresinde problemler olanlar ya da İleriki yaşlarda yüz bölgesine oranla boyun ve dekolte kısmı daha çok kırışmış olan kişilerde de bunlar uygulanabiliyor. Herkese uygulanabiliyor mu peki? Herkese uygulanabiliyor. Yani hani sadece seans sayıları değişiyor.
Yani herkesin yaş seviyesine göre ve problemine göre seansları mesela değişiyor. Kaç seans sürüyor normal ortalaması bir 5 şey? Ortalaması 5 seanstır bu 5 uygulamanın. Seans. Haftada bir ya da 2 haftada bir olarak değişiyor. Ama bazı kişilerde haftada 2 yapmak zorunda kalabiliyoruz. Çünkü derin çizgilerde etkisi hem 10 seans gibi bir süre, yani 5'ten sonra daha net ve kalıcı etkiler yaratıyor. Hem de haftada 2 yaparak daha kısa sürede Ben daha şeyi güçlü merak sonuç ediyorum. Mesela alıyoruz. şimdi mezoterapiyi yaptırdım. Geldim işte 5 seans, 7 seans bu işlemi yaptırdım. Aradan 3 ay geçti. Gerçekten çok daha farklı bir cildim ve görünüşüm oluştu. Anında etkisini gösteren bir sistem bu arada. Anında etkisini gösterdi. O Evet. an çok mutluyum. Hatta önümüz yaz diyelim mesela. Yazın plajlara gittim. Herkes bana bakıyor falan böyle. Hani havaya giriyorum. Aradan bir yıl geçti. Bir daha yaptırmam gerekiyor mu? Ya aslında bu tip bakım, yani sadece mezoterapiye yönelik değil, cilt bakımları olsun, cilde yönelik yaptığımız olan bütün bakımlar sonrası gerekebilir. Yani şöyle düşünün, yani cildimiz, evet, yaşımız ilerledikçe yaşamış olduğumuz şeylerle de birlikte cildimizde bir kırışmalar söz konusu olabiliyor. Biz bunları önlemek adına yapıyoruz bu uygulamaları ve durdurmak, yani geciktirmek adına yaptığımız uygulamalar. O yüzden gerekebilir, gerekmeyebilir. Bu kişinin ihtiyacına göre değişir. Öncesinde bir herhangi bir hazırlık gerekiyor mu? Tabii ki bu uygulamayı yapmadan önce cildin temiz olması bizim için en önemli etkenlerden biri. Ama bunu siz yapıyorsunuz değil mi? Hani Biz yapıyoruz geldiğinde tabii. kişi. Cildi temizledikten sonra böyle bir uygulamayı alıyoruz. Çünkü gözeneklerin açık olması gerekiyor ki bizim sonrasında uygulamış olduğumuz tüm uygulamaları deri altına geçirmemizi sağlayacak. Hem sonrasında gözenekleri temiz bir gözeneklerimizle sıkılaştırmak cilde daha canlı ve daha parlak olmasını sağladığı için cilt temizliği öncesine yapılıyor. Peki sonrasında nelere dikkat etmek Yani gerekiyor? Yani sonrasında mezoterapi bitti. İşte 5 mezoterapi seans, 7 uygulaması seans. bitti. Zaten biz kişiyi Ya da seans aralarında mesela. geldiği zaman zaten bir reçete hazırlıyoruz kişiye. İşte sizin bu uygulamayı yapabiliriz. Bununla kombine etmemiz gerekiyor. Yani cilt eğer çok dolu bir ciltse, siyah nokta problemleri çoksa, ona göre farklı bir program, işte oksijenle, jet pill'le, hydrafacial gibi birçok uygulamalarla kombin Ha, yapılabiliyor bu yapılabiliyor uygulama. yani kombine. Çünkü yani dediğim gibi yüz kaslarını çalıştırarak yüz kaslarımızdaki kolajen artışını sağlayan bir sistem olduğu için her şeyle bir yapılabilen bir uygulama. Yani her uygulamayla bir yapılabiliyor. Her şeyle beraber yapılabiliyor. Evet. Sevgili seyircilerimiz, bu arada bize veya uzmanımıza yani İmren Öztürk'e sorularınız varsa cilt bakımıyla alakalı özellikle tabii ki aşağıdaki telefon numaralarından ve mail adreslerinden hem bize hem de İmren Hanım'a ulaşabilirsiniz diyoruz. Peki yani bunu sıklıkla bahsediyoruz ama kadınların en çok karşılaştığı cilt problemleri neler? Yani şöyle aslında, yani 24-25'ten sonra daha çok lekelenme ve kırışıklıklar tabii ki tercih ediliyor. Hani bu aslında bayanlarda hormonal bozukluklarında biraz daha yoğun olmasından kaynaklı belli yaştan sonra sivilcelenme problemleri de yaşanabiliyor tabii ki. Ama genelde ergenlik döneminde yaşanabiliyor. Daha çok kadınlarımızda işte kırışıklıklarımızın oluşmaması için, daha genç kalmak için yapılan bakımlar yapıyoruz. Kadınlar artık cilt bakımına çok düşkünler anladığım kadarıyla. Yani kadınlar tabii ki her zaman Evet, düşkündü bence. ama erkekler de Artık başladılar. erkekler daha düşkün olma yolunda ilerliyorlar. İlerliyorlar. Artık hani etraf ne der olayı erkeklerde Yani de şöyle bir kalktı yani. şey artık, yani çünkü cilt bakımı bir temizlik bana Bakım göre. yani adı Bakım, üzerinde. yani nasıl insanlar ellerine, ayaklarına, dişlerine önem veriyorlarsa, saçlarına önem veriyorlarsa ciltlerine de önem vermeliler. Çünkü bir bütündür bu. Yani bu da bir sağlık. Çünkü cilt tamamen güzelleşmek için yapılan bakımlar değil bunlar. Tamamen sağlık adına yapılan bakımlardı aslında bir nevi. Çünkü cildimizin canlı parlak olması, canlı ve parlak olması, işte kırışıklıklarımızın daha minimalde olması kişinin kendisini psikolojik olarak da daha iyi hissettiriyor. Hem de kendini daha çok sevmesini ve toplumda kendi özgüvenin daha çok artmasını sağlıyor. Kesinlikle. Peki cildi yıpratan şeyler neler günlük Cildi hayatımızda? yıpratan aslında birçok neden var. Hava kirliliği, sağlık problemleri, ani üzüntüler, sigara kullanımı, Stres. alkol kullanımı, işte stres. Yani çok büyük faktörler tabii ki. Tabii sigara Hem ve alkol sağlığa zararlıdır tabii zaten. ki sağlığa zararlı, cilde zararlı. Yani inanılmaz şekilde, hani biz bazen hatta danışanlarımızdan test ediyoruz. İki arkadaş geliyorlar. Biri inanılmaz ciddi anlamda sigara tüketimi var. Diğeri ise hiç sigara tüketmiyor. Bakıyorum, yapmış olduğumuz uygulamalardaki anında almış olduğu sonuç bile farklı. Başka değil mi? Ve diğerindeki ciltteki lekelenmeler ve aydınlık dediğimiz, yani sigaranın yani dumanından daha iyi cildimiz, çünkü doluyor gözeneklerimiz, hava kirliliği gibi oluyor.
ve inanılmaz tabii ki zararlı. O yüzden hani bu uygulamaları yapıldığı günler biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Evet. Peki evde kadınlara özellikle mesela yatmadan önerebileceğiniz şeyler var mı? Çünkü hani geceliğin vücut daha savunmasız, cilt özellikle ve nefes alması lazım. Mesela dışarıdan atıyorum makyajlı bir şekilde gelmiş, yorgun, stresli bir gün geçirmiş. Ne yapması lazım? Yani cilt kesinlikle temizlenmeden yani uyumaması gerekiyor. Çünkü cilt eğer kozmetik ürünlerle uyursa ve gözenekler zaten kapalı ve nefes almadığı için gece boyu ciltte hiçbir şekilde yenilenme sağlamaz. Ne olur? Ciltte sivilcelenmeler olur. Cilt daha yorgun ve daha mat gözükebilir. O yüzden cildin temizlenmesi gerekiyor. Kişilerin kesinlikle evde kullanmış oldukları, uzmanlara eşliğinde verilmiş olan temizleyicileri ve nemlendirici kremlerinin olması gerekiyor. Kendi cilt tiplerine tabii, uygun. Kendi cilt tiplerine göre. Ve tabii ki güneş koruyucu hiç ihmal etmemeleri gerekiyor yaz kış. Evde önerilen şeyler neler önerebiliriz? Yani cilt temiz olduktan sonra aslında kişinin cildine göre çok fazla burada evde karışımlar ya da bitkisel şeyler vermek istemiyorum. Çünkü herkes her cilt tipi uygulamaya başlıyor ve sonra da sıkıntılar olabiliyor. Yanlış sonuçlar alınabiliyor. O yüzden tamamen cilt danışanlarının bilgileriyle evde yapabilecekleri bakımlar var tabii ki. Ama cilt temiz ve ciltlerine uygun herhangi bir serum veya nemlendirici sürerek uyurlarsa ciltler sabah uyandıklarında çok daha iyi olur. Hangi cilt tipi daha çok problem çıkarıyor? Bilmediğimden soruyorum. Yani kuru ciltlerde kırışma daha çok fazla oluyor. Yağlı ciltlerde akne problemleri daha fazla oluyor. Karma ciltlerde belirli bölgelerde yağlanma olurken, sivilce ve akneye yönelik olurken diğer bölgelerde de kırışıklık olabiliyor. Yani 4-5 çeşit cilt tipi var ve herkese göre, herkesin cilt yapısına göre de bu uygulamalar, yapmış olduğumuz bakımlar, önermiş olduğumuz ürünler değişiyor. Yani aslında şunu anladım, her cildin problemi var. Her cildin problemi hele var. Hele iyi bakılmadığı sürece. Şöyle, her cildin problemi var derken şöyle bir şey var. Yani cilt eğer ki, evet ciltte hiçbir problem olmayabilir. Cilt gayet sağlıklı olabilir, sağlıklı gözükebilir. Fakat cildim çok sağlıklı, cildim çok güzel, hiçbir problemim yok diye tamamen ihmali bırakırsak cildimize yine zarar verebiliriz. O yüzden ihmali etmemek lazım. Yani doğru bilgiye sahip olmak gerekiyor. Cildimizde oluşmuş olan problemleri doğru hamlelerle, doğru bakımlarla, doğru ürünlerle kombine ederek iyileştirebilmek gerekiyor. Evet sevgili seyircilerimiz, bu arada tekrar hatırlatalım. Sevgili İlmen Öztürk'e, aynı zamanda partnerim biliyorsunuz, uzman estetisyen İlmen Öztürk'e sorularınız varsa aşağıdaki telefon numaralarından, mail adreslerinden kendisine ulaşabilirsiniz. Eminim ki sizin de sorularınız vardır. Peki şu kombine edilme olayıyla alakalı nelerle edilebiliyordu? Biraz da kısa kısa o kombine edilen uygulamalardan da bahsedebilir miyiz? Şimdi Mesoterapi uygulaması Hydrafacial, yani cilt temizliği olduğu için. Hydrafacial nasıl yapılıyor? Vakum terapisiyle cilt temizleme ve yine özel serumlar kullanarak yapılan bir uygulama. Jet peel uygulaması ile birlikte yapılabiliyor. Klasik cilt bakımları ile birlikte yapılabiliyor. Oksijen bakımları ile birlikte yapılabiliyor. Bu uygulamaları saydığım bu uygulamalarla birlikte yapılabiliyor. Nelerle birlikte yapılamıyor? İğneli uygulamalarla, leke bakımlarına yönelik uygulamalarla birlikte yapılmıyor. Çünkü mezoterapi uygulamasının yanında bir de radyo frekans uygulaması yapıyoruz. O da ciltte tamamen hücre yenilenmesine sağlayıp tamamen ciltteki kırışıklıklara yönelik olduğu için ciltte açık yara olmaması gerekiyor. O yüzden de iğnesiz yapılan birçok uygulamayla birlikte kombine edilebiliyor. Kadınlarda en çok nerede kırışıklık oluyor ya da hangi kırışıklığı düzeltmek istiyor kadınlar? Yani genelde kadınlarda göz çevresi ve dudak kenarlarında çok fazla oluyor. Erkeklerde daha çok alın ve göz çevresi olabiliyor. Alın ve göz çevresi. Evet, erkeklerde erkekler biraz da kaz ayağı vardır. Evet. Ve biraz daha kaş ortası. Çünkü kaş ortası. Şimdi sinirlendikleri zaman direkt kaşları kısarlar. Hep erkeklere. Evet sevgili seyirciler görüyorsunuz değil mi? Hep sinirlenen erkekler. Kadınlar pamuk prenses. Yani biraz öyle. Tabii yok tabii şaka bir yana gerçekten öyledir. Kadınlar ama son zamanlarda erkekler de gerçekten kendine yani çok bakmaya başladılar. Yani artık çok güzel bir şey aslında bu. Ben yani ortalama çok eski sektördeyim ve... Kaç yıl oldu? Yani ben aileden gelen bir sektör. Ben yani 19 yıldır bu sektördeyim 19 aslında. Yıldır. Profesyonel anlamda ortalama 13 yıldır bu sektördeyim. Şimdi artık yeni nesilde artık gerçekten erkekler çok bilinçliler. Ve ciltlerinde hemen bir problem olduklarında gerçekten bayanlardan daha da dikkatliler. İddialılar bile değil mi erkekler? Evet daha da dikkatliler. Yani hemen işin en iyisi kimse onu bulmaya çalışıyorlar. Bayanlarda biraz hani daha çok yine hani biri bir şey söylediğinde hemen yapabilir şeyleri var ama erkekler öyle değil. Hani
ürün mü kullanması gerekiyor, düzgün kullanıyor? Bakımı mı düzgün geliyor? Yani doğru ya ürünü, daha, doğru yeri buluyor. Evet, doğru yeri, doğru noktayı bulduktan sonra inanılmaz mutlular ve ben gerçekten bakımlı erkek çok güzel gözüküyorlar. Çok sağlıklı ve çok daha hoş gözüküyorlar bence. Hayata yansıması nasıl oluyor bu hem erkekte hem kadında? Yani bir özgüven ya da bir nasıl diyeyim, bir yükselme yaratıyor mu? Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi bayanda da olsun, erkekte de olsun, yan yana oturup konuştuğun bir erkek ya da bir bayan, cildine baktığında ışıl ışıl tertemiz bir ciltle, burun ya da yüz bölgesinde ciddi siyah noktaları olan, ciddi ciddi lekelenme problemleri olan, işte yaşı küçük ama ciddi cilt kırışıklıkları olan biriyle tabii ki özgüven aynı seviyede olamaz. O yüzden artık insanlar dediğim gibi bu konularda çok dikkatli olmaya başladılar ve herkesi gerçekten aynaya baktıklarında ciltlerinde bir problem, kendilerini mutsuz eden şeyler varsa kesinlikle danışan, yani bir cilt danışmanları olması gerekiyor. İlhan, çok güzel bilgiler verdin yine. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık tekrardan. Efendim, iyi ki varsın. Tüm hızıyla devam ediyor. Neden yaşlanıyoruz? Yaşlanma karşıtı hangi bakımlar uygulanır? Cilt gençleştirme uygulamalarını medikal estetik hekimi Doktor Yasemin Savaş özel röportajımızda anlatacak. Az sonra. Evet efendim, iyi ki varsın ekibi olarak bugün Ataşehir'deyiz. Ataşehir'de medikal estetik hekimi Doktor Yasemin Savaş konuğumuz. Yasemin Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar güzel bir yer böyle. Çok güzel karşılandık. Çok da güzel şeyler yapacağız. Çok güzel şeyler çok konuşacağız bugün. Özellikle kadınları çok ilgilendiren bir konu nedir? Anti-aging. Yani yaşlanmayı nasıl engelleriz, önleyebilir miyiz ya da daha doğrusu geciktirebilir miyiz, hepsini soracağız. Öncelikle nasılsınız? Her şey yolunda bir daha sonra. Her şey yolunda, çok keyifli. Evet. Hı-hı. Yoğun bir tempo. Yoğun bizim musunuz? Evet, çok. Evet. Oldukça yoğun. Şimdi bugün dediğim gibi kadınların en büyük sorununu konuşacağız. Nedir? Yaşlanma. Anti-aging. Biraz bundan bahsedelim. Anti-aging nedir? Aha. Anti-aging'den bahsedeceğim ama sadece kadınların problemi değil bence. Erkeklerin de, değil mi? Erkeklerin de problemi. Bu oranlar da aslında bizlere bu anlamda yaşlanmayı önlemek, daha sağlıklı yaşamak amacıyla başvuran erkek hasta oranımız da oldukça arttı. Arttı son 5 yılda. Bence farkındalıkları onların da çok arttı. Ya da belki de bir panikle mi? Kadınlar kendilerine bakıyor, daha uzun yaşayacak, evet, daha genç kalacak. Panik içindeyiz sevgili seyirciler. Erkekler panik içinde şu an. Evet. Anti-aging şöyle bir kavram aslında. Yani altında gerçekten çok farklı alanları barındıran bir kavram. Evet, yaşlanmayı önlemek kısaca özetlenebilir anti-aging. Sağlıklı, genç, daha dinamik kalabilmek için olası kronik pek çok hastalığı önlemek amacıyla alınabilecek önlemler. Yani tedaviye gerek kalmadan neler yapılabilirse onları hayatımıza monte edebilmek anti-aging ve biz bu anlamda hem bir danışmanlık hizmeti veriyoruz hem de etkiler başladığında ya da zaten mevcut olan başlangıçta genetik olarak yatkın olunan bazı problemler için de tabii ki ufak çaplı dokunmalar ve tedaviler de yapıyoruz. Yasemin Hanım, anti-aging'den de bahsedeceğiz, birçok şeyden bahsedeceğiz ama birazdan bir uygulamamız olacak. Az sonra nasıl bir uygulama yapacağız ondan bahsedelim. Tabii ki. Lazer sistemiyle bir lazerle gençleştirme tedavisi yapacağım. Tulum lazer. Evet. Tulum lazer nedir? Bu özel bir dalga boyu. 1927 nanometrelik bir dalga boyunda yaptığımız tedavilerde pek çok aslında endikasyonla, pek çok ihtiyaçla yapılabilecek, kullanılabilecek bir tedavi yöntemi. Bunlardan da bahsedeceğim. Hatta tulum lazer çok enteresandır. 2005 yıllarında prostat tedavisinde kullanımıyla sektöre girmiş bir lazer. Yaklaşık 2010 yıllarında lekedeki başarısı keşfedilerek leke tedavileriyle öncelikli olarak aslında bizim kullanım alanımıza giren bir lazer. Ama sonrasında biz bu lazeri gençleşme tedavilerinde, ince kırışıklıkların düzeltilmesinde, yara izlerinde, akne skarlarında, yanık izlerinde, geniş gözeneklerde, yani cildin ihtiyacı olan pek çok problemde kullanım alanımıza dahil ettik. Çok etkili oluyor mu? Oldukça etkili bir tedavi. Birazdan göreceğiz zaten galiba. Ama tabii burada şey etkili, yani
Hekim olarak bizlere burada bence çok iş düşüyor. Çünkü doğru analiz, hastanın doğru tanısının konulması, ihtiyacının doğru belirlenmesi ve ona yönelik dozlarla ve ona yönelik planlamayla tedavinin yapılması. Bunlar çok önemli değil mi? Çok önemli. Ve tulum lazerin yanına eklenebilecek pek çok tedavi yöntemimiz var. Çünkü kombinasyona da çok uygun bir tedavi şekli tulum lazer. Bu da bizim elimizi güçlendiriyor. Yani tulum lazer dediğim şey aslında yaşlandırmayı geciktiren bir uygulama. Evet. Bu da kullanım nedenlerinden birisi. Süper. Evet sevgili seyircilerimiz, sizin de bizim gibi sevgili medikal estetik hekimi Doktor Yasemin Savaş'a sorularınız varsa alt banttaki telefon numaralarından, mail adreslerinden ve sosyal medya hesaplarından hem bizlere hem de hekimimize, doktorumuza ulaşabilirsiniz. Peki yaşlanmayı engellemek için, daha doğrusu yavaşlatmak için bizim normal hayatta neler yapmamız lazım? Ya şöyle söyleyeyim, aslında 20 ile 30'lu yaşlardan itibaren, hatta belki çok daha erken ama en azından bu yaşlardan itibaren. Çünkü vücut artık sinyalleri vermeye başlıyor, yıpranmaya başlıyor. İşte cildin gençliğinde sorumlu, parlaklığından sorumlu olan hyaluronik asit miktarı mesela 20'li yaşlarda azalmaya başlıyor. Biz daha o yaşlardan itibaren sadece estetik açıdan değil, sağlık açısından da dengeli beslenme, stres yönetimi, bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesi, güçlü tutulması, kötü alışkanlıklardan uzak durma, değil mi? Aynen öyle. Kötü alışkanlıklardan uzak durulması, güneşe karşı korunmak, stres yönetimi bence çok önemli bir faktör. Tabii. Yine tekrar vurgulamak istiyorum. Hele ki İstanbul gibi bir şehirde. Aynen öyle. Aynen öyle. Önemli üzerinde durmak ve kontrol etmek lazım. Ben kendi hayatıma bunu biraz 30'lu yaşlarımda dahil ettim aslında. Onun öncesinde farkındalığım benim de yokmuş. Ama 30'lu yaşlarımda, 30'un başlarından itibaren dengeli beslenmeye kesinlikle dikkat ediyorum. Genetik yatkınlıklarımız zaten var, evet, ama genetik yatkınlıklar bir kader değil. Yaşlanmak, ihtiyarlamak diyorum, bir kader değil. Bunların her birini biz çevresel şartlarımızı kontrol altında tutarak, kendi vücudumuza dengeli, sağlıklı bakarak öteleyebiliriz, engelleyebiliriz pek çoğunu. Tabii. Böyle bir şansımız var. Şimdi uygulamamıza başlıyoruz. Evet. Aha. Evet. Yapıyorum. Bakalım. Çok hafif bir yanma, nasıl sınma bir hissedeceksiniz. Olacak. Bu işlem etkilerini yaklaşık bir 6 hafta sonra çok daha iyi gösteriyor ama 1 hafta 10 gün kadar sonra kabuklar tamamen geçip düzeldikten sonra da İlk göreceği fayda cildinde parlaklık olacak. Ciddi bir aydınlanma olacak. Hatta bu nedenle BB lazer diye geçer, tulum lazer. Cilde çok ciddi bir parlaklık verir. Fark edilir bir parlaklık. Şu an tulum lazer uygulamasını yapıyoruz. Canınız yanıyor mu? Hayır. Hafif bir ısınma sadece. Aynen. Hafif bir ısınma. Peki bu... Yani başka amaçlarla kullanılıyor mu lazer, tulum lazer? İlla güzellik için mi yoksa başka sağlık olarak da bize sağladığı artılar, faydalar var mı? Aslında leke bir cilt sağlık problemi. Evet, hani mesela onda kullanılabiliyor. Ya da skar normal bir oluşum değil. Yara izi, akne skarı, bunlar sağlık problemleri ve bu amaçlarla kullanılıyor. Evet, ve bu yaralar geçirebiliyor. Tulum lazer sayesinde. Yani rehabilite edilebiliyor, hafifletilebiliyor. Tamamen bir skarda düzelme sağlamak her zaman mümkün olmuyor. Çünkü onun derinliği, nedeni gibi pek çok etken de tabii ki burada rol oynuyor. Evet, devam edelim. Benim bir iki sorum daha olacak. Peki mesela biz diyelim ki size tulum lazer yaptırmak için geleceğiz. Herhangi bir ön hazırlık gerekiyor mu? Öncesinde sadece cilt temizliği, onu ben burada yapıyorum. Onun dışında gereken bir şey yok. Hani şunu yiyin, şunu için, hayır, şunu yapın falan. Hayır. Ama öncesinde solaryum ya da güneş yanığının olmaması gerekiyor. Artı peeling yapılmamış bir cilt olması gerekiyor. Gözenekleri çok açık. Yakın bir zamanda evet, lazer tedavisi görmemiş olması gerekiyor. Onun dışında özel bir şeye gerek yok. Ya da bazı ilaç kullanımlarında birazcık tulum lazer tedavisini ertelemem gerekebiliyor. Anladım, evet. Alt dudağı emebilir miyiz? Kaç dakika sürüyordu bu tedavi? 10-15 dakika yaklaşık. Hazırlığı ve sonrasındaki bakımlarıyla birlikte toplamda yarım saat 40 dakikada hastamız klinikten ayrılabiliyor. Ya demin de belirttiğim gibi iş arasında, akşam iş çıkışı eve giderken çok rahat. Rahatlıkla yapacağımız ve güzel sonuçlar alacağımız bir
uygulama, tulyum, lazer. Evet sevgili seyirciler, sizin de hem bize hem de medikal estetik hekimi sevgili Doktor Yasemin Savaş'a sorularınız varsa alttaki telefon numaralarından, mail adreslerinden bizlere ulaşabilir, sorularınızı sorabilirsiniz diyoruz. Peki hastayı sonrasında nasıl bir süreç bekliyor? Ondan da biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Hafif bir kızarıklık, 20 dakika yarım saat içerisinde geçecek bir kızarıklık ve yanma. Sonrasında hiçbir şey yapılmamış gibi olacak 1-2 gün. 2 günden sonra yaklaşık 2-3. Gün çok ince bir kabuklanma, belli belirsiz bir kabuklanma. Kabuklanma. Bu dönem çok önemli çünkü kabuklara hastanın müdahale etmemesi gerekiyor. Hı hı. Müdahale ederse eğer iz kalma riski var. Hı hı. Bu nedenle hiçbir şekilde dokunmaması gerekiyor. O kabuklar zaten 4. gün, 5. gün kendiliğinden dökülecek. Bu arada benim önerdiğim kremlerle bakımlarına devam edecek. Güneşten özellikle kendini sakınması gerekecek. Peki etkisi ne kadar sürüyor ve bir daha yaptırmak gerekiyor mu belli bir süre sonra? Kullanım nedenimize bağlı olarak 1 ila 3 seans yapmak gerekebiliyor. Ama bakım yapıyorsak eğer bir dörtlü kür halinde yapmayı tercih ediyorum. Sonrasında da cildin durumuna göre, cildin ihtiyacına göre ayda bir ya da iki ayda bir bakımlarına devam edebilir. Seans araları ama ne peki? Scar'da biraz 3 seans gerekiyor genelde ve bazı ülkelerde. Akne izlerinde diyorsunuz değil mi özellikle? Peki seans araları nedir? Bakımlar için 15 gün ama tedavi amaçlı kullandığımda yaklaşık 6 haftadan önce hiçbir şekilde ikinci seansı yapmıyorum. Bazen 2-3 ay dahi beklemem gerekebiliyor duruma göre. Çok güzel konular konuştuk. Ağzınıza sağlık. Her şey çok güzeldi. Yeriniz de çok güzel gerçekten. Teşekkür ederim. Keyifle birazdan detaylıca gezeceğim zaten. Tamam. Bugün sizle anti-aging konuştuk ve tulyum lazer uygulaması yaptık. İnşallah başka programlarda sizi tekrardan programımızda ağırlamaktan çok keyif duyacağız. Ben çok de çok keyif ediyoruz. Aldım çünkü çok teşekkür ediyorum. Ben çok, de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. İyi ki varsın. Tüm hızıyla devam ediyor. Omurga eğriliği neden olur? Kamburluk nasıl tedavi edilir? Omurga eğriliklerinde tedavi yöntemlerini ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Şevki Erdem özel röportajımızda anlatacak. Az sonra. Efendim iyi ki varsın da bugünkü konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Şevki Erdem. Şevki hocamızla bugün çok güzel konular konuşacağız. Hocam öncelikle sizin yerinize geldik. Bizi kırmadınız, kabul ettiniz. Çok teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Siz de iyi ki varsınız. Hoş bulduk. Nasılsınız? Her şey yolunda durumda. Vallahi her şey yolunda. Çalışmaya ve insanlara ulaşmaya, sıkıntısı olanların problemlerini çözmeye devam ediyoruz. Umarım hoş bir seda bırakabiliriz bu gök kubbede. Bırakıyorsunuz hocam kesinlikle. Yani her şeyden önce ben genel olarak sormak istiyorum. Hayat nasıl gidiyor sizin için? Benim genellikle hayat felsefem aslında şu. Şimdi insanın hayata olumlu bakması kendi ruhsal dünyasını yansıtır. Yani mesela benim kendim için hayat amacım nedir dersen, Yunus Emre'nin çok güzel bir deyişi var. Diyor ki, ilim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır diyor. Aslında bizim kendi hayatımızdaki amacımız çok iyi kariyerlerimiz olabilir, çok paramız olabilir vesaire olabiliriz ama bizim için önemli olan şey kendi gönül yolculuğumuzdaki o tekamülü gerçekleştirebilmek. Evet. Onun farkındalığını yaşayabilmek. Hocam çok güzel şeyler söylediniz. Teşekkür ederim. Ben hani konuya girmeden sizin gibi değerli birinin hayat görüşlerini de almak istedim açıkçası. Çok teşekkür ederim. Şimdi hocam bugün neler konuşacağız? Şimdi bugün toplumda her yaşta görülebilen aslında insanlara hem ruhsal anlamda hem de fiziksel anlamda sıkıntıya sokan çocuk yaş grubunda olsun, yetişkin yaş grubunda olsun veyahut da erken doğum döneminde olsun omurgadaki oluşmuş olan eğrilikler veya kamburluklar diyebileceğimiz bunun tıbbi ismi skolyoz veyahut da kifoz dediğimiz sorunları bugün konuşalım dedik. Hocam öncelikle şunu sormak istiyorum. Ergenlik döneminde omurgada ne gibi sorunlar oluşabiliyor? Şimdi omurga problemlerinin en sık görüldüğü yaş ergenlik dönemi. Yani çocuğun ergenliğe girmeden 1-2 yıl önce başlayıp ergenliğe girdikten sonraki o 1-2 yıllık dönemde ortaya çıkan problemler. Niye önemli? Çünkü şundan dolayı omurganın uzaması, boyun uzaması demiyorum, omurganın uzaması genellikle ergenlikten 1-2 yıl önce başlayıp ergenlikten 1 yıl sonrasına kadar devam eden süreçte
uzamanın pik yaptığı bir dönem. Yani 10'lu yaşlar mı? Hani evet, 10'lu 20 arası aynen. gibi. Şöyle aslında, kişinin değişiyor mesela ergenlik yaşına göre değişiyor ama kabaca 10 ile 13 yaş arası gibi diyebiliriz. Başlar. Tabii ve işte 13-14 yaşında ergenlik biter ama boy uzaması omurga uzamasından daha bağımsız olarak devam eder. Ama omurga uzaması genellikle ergenliğe girdikten 2 yıl sonra takribi olarak ortadan kalkar. Uzayacaksa eğer çocuk veyahut da kişi bacaklarından uzamaya devam eder. Bu dönemde en sık karşılaştığımız problemler ve diğer omurga eğrilikleriyle karşılaştığımızda çok büyük oranda bu dönemde gözüküyor. Ne görüyoruz biz? Birincisi skolyoz dediğimiz, ergenlik dönemi skolyozu dediğimiz tabloyu görüyoruz. İkincisi de kifoz dediğimiz veyahut da kamburluk dediğimiz, genellikle de ergenlik dönemindeki çocuklarda görülen Sherman kifozu dediğimiz tabloyu görebiliyoruz. Tabii ki bunlar ikisi beraber ne yapıyor? İkisi beraber çocuklarda eğer hızlı ilerleyici bir şekilde ise oluşturduğu tablo hem fiziksel anlamda, fizyolojik anlamda hem de ruhsal anlamda ciddi sıkıntılar yaratabiliyor. Hocam şimdi tabii okullar açılıyor, daha doğrusu açıldı. Evet. Tüm hızıyla devam ediyor diyeyim. Çünkü Aralık ayına geldik, tabii. Yarı yıl olmak üzere. Özellikle tabii şimdi çok ders kitapları var, bir sürü araç gereçler var. Çocukların okula giderken yanında götürmesi gerektiği ve ağır bir sırt çantası oluyor. Evet. Yani yaklaşık atıyorum belki 25-30 kiloluk bir çocuk neredeyse ağırlığının 1/3 ağırlıkta, aynen, 7-8 kilo, 10 kilo bir 10 çantayla kilo. Okula gidiyor. Şimdi bunun çocukta yarattığı bir tahribat olur mu omurgada? Onu sormak istiyorum aslında size. Aslında tabii yani okul dönemi bir gün değil, iki gün değil. Yani hakikaten buna bir çözüm bulunması lazım. Yani çocuk işte ilkokula başlıyor, ortaokul falan derken tam o gelişim çağında ben aslında bunları tarttırdım bir ara. 9 kilo, 10 kilo, 12 kiloya kadar ulaşabiliyor. Çanta. Çanta. Şimdi bir de düşünün bu yaş grubu çocuklarımızın özellikle son yıllarda ne kadar böyle spordan uzak durduklarını da düşünün. Ciddi anlamda bir de o bilgisayar ve telefon başındaki geçen zaman ve o kambur pozisyonunda uzun zaman saatler geçirmeleri. Sırada oturmak bile aslında. Yani bir sırtınızı rahat bir yasladığınız bir koltukta oturmadınız okulda hiç. Ben öyle oturmadım. Aynen. Yani. Sıra dediğiniz şey sırtı olmayan arkadaki sıranın masasına aynen. sırtınızı yasladığınız tabii, bir pozisyon. Tabii. Şimdi o durumda bu kadar ağır yük çocuklarda normal olarak problemi olmayanlarda çok büyük sıkıntı yaratmıyor. Hı hı. Mesela eğer çocukta Sherman kifozu dediğimiz veya skolyoz dediğimiz tablo yoksa sadece duruş bozukluğu yaratabiliyor. Hı hı. Duruş bozukluğu nedir? Mesela ayakta durduğumuzda çocuğun işte omuzların öne doğru düşmesi, göbeğin öne doğru çıkması gibi bir tablo ama röntgende ölçtüğümüz zaman da bunları o fizyolojik olarak gördüğümüz mesela şuradaki şu kamburluk olayını, şuradaki görmüş olduğumuz kamburluk olayı normal sınırların bir miktar üzerinde mesela. Yani tamam. Normalde bizim sırt bölgemizdeki kamburluğumuz 25 ile 45 derece arası şu bölge. Hı hı. Ama bu kabaca söylersek yine 50 ile 70 arasında ise duruş bozukluğu diyebiliriz buna. Ama 70'in üstüne de çıktıktan sonra artık özellikle 75'e geçtikten sonra bu gerçek anlamda bir kamburluk. Şimdi o çocuklarda yani duruş bozukluğu olanlarda zamanla bu çocuklar özellikle kız çocuklarında ciddi anlamda görüntü problemi yaratabiliyor. Ama benim özellikle izleyicilerimize izletmek istediğim şey şu. Eğer çocukta bir gerçek anlamda dokümante edilmiş, ölçülmüş bir duruş bozukluğu varsa veya bir skolyozu varsa bu ağır çantalardan uzak durmaları lazım. Ama sağlıklı bir çocuk spor da yapıyor. Onun çok büyük bir önemi yok açıkçası. Ama altta yatan bir problemimiz varsa onu biraz daha artırıp sıkıntı yaratabiliyor. Evet. Yani aslında bu sırt çantaları biraz çocuklar için... Biraz ona çözüm bulmakta fayda var. Yani her gün o kadar 10 kiloluk sırt çantasını yani eğitime gider gibi götürmenin de çok büyük bir mantığı yok. Ama şimdi yeni şey başladı bildiğim kadarıyla. Okulda dolaplar var. Evet. Öğrenciler o akşam onlara lazım olmayan kitapları okulda bırakıyorlar. Ertesi gün kitaplarına i̇şte tekrar kavuşuyorlar. İşte bunun yaygınlaşması lazım. Yani her okulda bunun gerçekleştirmesi lazım ki hani o çocuklar da aslında her gün tüm o kitapları götürüp getirmesinler. Makul olan da bu tabii. Evet. Hocam peki omurga eğriliklerinin temel sebepleri nelerdir? Şimdi omurga eğriliği dediğimiz zaman da biraz önce belirttim her yaş grubunda görülebiliyor. Doğuştan olanları var bunların. Bu doğuştan olan dediklerimiz aslında anne karnında ilk 3 ayda omurga ilk olarak oluşuyor. Bu ilk 3 ay içerisinde omurga oluştuğunda özellikle omurga kemiklerinin bir kısmı oluşuyor, bir kısmı oluşmuyor veya
omurga kemikleri üst üste birbiriyle kaynamış oluyor. Şimdi hocam omurga kemiği dediğimiz, ben şunu şöyle tutayım. Siz istiyorsanız üzerinde gösterebilirsiniz. Şöyle. Evet. Yani şurada görmüş olduğumuz omurga kemiklerinin bir kısmı mesela ön tarafının oluşmadığını düşünelim. O zaman ne oluyor? Kamburluk dediğimiz, doğuştan bir kamburluk oluşuyor. Veya bir tarafının oluşmadığını, sağ veya sol taraftan oluşmadığını görürsek o zaman da ne olmuş oluyor? Bir tarafa doğru omurga eğilmiş oluyor. Veya iki tane omurga birbiriyle kaynamış oluyor. O zaman ne oluyor? Bu tarafta büyüme devam etmiyor. Karşı tarafta büyüme devam ettiği için skolyoz tablosu oluşuyor. Bu ilk 3 ayda ortaya çıkan bir tablo. Çünkü omurga oluştuktan sonra omurgadan diğer organlar tomurcuklanarak büyüyor. Hocam şimdi mesela benim 2 aylık bir bebeğim var aşağı yukarı. Eminim bizi izleyen birçok anne baba da vardır. Bu arada aşağıdaki telefon numaralarından ve mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Ve hocamıza tabii ki. Bizim ebeveyn olarak nelere dikkat etmemiz lazım yeni doğan çocuklarda? Şimdi yeni doğan çocuklarda özellikle zaten doğuştan konjenital skolyoz dediğimiz tablo anne karnında ilk 3 aydaki omurganın oluşumu esnasında meydana geliyor. Yani o esnada şu oluyor aslında. Şimdi şurada görmüş olduğumuz gibi omurga kemikleri bu şekilde boğum boğum. Yani bir omurga kemiği arasında disk, bir omurga kemiği arasında disk. Bu şekilde özellikle doğuştan anne karnında bu kemiklerin bir kısmı oluşabiliyor. Mesela omurga kemiğinin ön tarafı oluşmadığı zaman da ne olacaktır? Ön tarafta büyüme olmayacağı için, arka taraf büyüyeceği için öne doğru bir kamburluk olacaktır bu çocukta ileride büyüdüğünde. Ki anne karnında bu hatta doğumdan itibaren bile bu çocuklarda ciddi anlamda kifoz dediğimiz kamburluk görülebiliyor. Veyahut da omurga kemiğinin bir tarafı oluşacak, bir tarafı oluşmayacak mesela. Yani anne karnındaki ilk 3 aydan mı bahsediyorsunuz? Evet, anne karnındaki ilk 3 ay. Şimdi oldu, tamam. Evet, anne karnındaki ilk 3 ayda bu tablo oluşuyor. Diyelim ki bu bölgede bir tarafı oluşmuyorsa, buna biz hemivertebra diyoruz mesela, veya iki omurga birbiriyle blok halinde oluşuyorsa, o zaman bu tarafta büyüme sürmüyor, öbür tarafta büyüme devam ettiği için omurgada skolyoz dediğimiz tablo oluşuyor. Anladım. Ama bunlar tabii çok rahat bir şekilde artık gelişmiş teknolojiyle, ultrasonla falan çok rahat bizim hekimlerimiz bunları önceden saptayabiliyor. Ama tabii ki burada en önemli şey şu, bu dönemlerde bu şeyi saptadıktan sonra mutlaka ne yapmamız lazım? Çok iyi bir şekilde bu bir omurga cerrahı tarafından bu tip problemlerin bu çocuklarımızda izlenmesi lazım. Çünkü gövde uzadıkça bu tabloda ciddi anlamda sıkıntı oluşturmaya başlayabiliyor. Sıkıntı daha da büyüyebiliyor. Tabii. Yani. Onun için hani çocuğun gelişimi tamamlansın, sonra müdahale edelim mantığını bu çocuklarda düşünmemek lazım. Çünkü zaten büyümüyor omurga. Omurga büyümediği için diğer taraflar büyüyor. O zaman büyüdüğü için diğer taraflar üzerinde omurga rotasyona uğruyor veyahut da kamburlaşıyor. O durumda da tabii ciddi nefes problemleri ve iç organ problemleri bu çocuklarda ve gelişim problemleri ortaya çıkıyor. Peki hocam, hamileliğin ilk 3 ayından bahsettiniz. Bu hani anne babanın bir yaptığı bir hata sonucu mu oluyor yoksa nasıl diyeyim geçmişten gelen aslında, bir şey mi? Evet aslında yani genetik mi yani? Genetik yatkınlığı var bir kısmı ama doğuştan olanlarda biz sendrom dediğimiz birçok hastalığın iç içe olmasıyla da alakalı bu. Yani ille tek bir nedene bağlayabileceğimiz bir olay yok ama genetik yatkınlık var bazen. Bu genetik DNA üzerindeki problemler var ama net bir şudur diyebileceğimiz bir neden yok. Yani benim aslında izleyicilerimizden şeyim şu, yani anne babaların bu konuda yapacakları şey sadece erken dönemde tespit ettiklerinde bir omurga cerrahına veya omurga hekimine, omurga ile ilgilenen bir arkadaşa götürmeleri lazım. Düzelir, bekleyelim demek yerine hekime gitmek çok daha önemli. Kesinlikle önemli. Yani hani belki büyüyünce düzelir, bu şimdilik bebek diye böyledir derler ya genelde. Evet. Ama şöyle oluyor, geciktiğimiz zaman ileride bunlara müdahale etmek çok daha zor oluyor. Çünkü yaş ilerledikçe omurgadaki deformite akciğerlere ciddi anlamda baskı yapıyor. O zaman 11-12 yaşlarında ben çok iyi hatırlarım, 120 dereceye ulaşmış, 130 dereceye ulaşmış o eğrilikler nefes problemi yapıyor. Sonra da akciğer yetmezliği ve kalp yetmezliğine neden olabiliyor. Onun için de mutlaka erken dönemde özellikle bu çocuklarımızın ne yapılması lazım? Takip edilmesi lazım. Tabii ki sadece doğuştan eğriliklerde bu nefes problemi olmuyor. Mesela ergenlik dönemindeki çocuklarda, ya bu bilimsel bir çalışma. Mesela akciğerdeki omurgadaki eğrilik 45 derecenin üzerindeyse o taraf akciğerde, çünkü bunlar rotasyon da yaptıkları için yaklaşık %40-45'e yakın fonksiyon kaybı yaratıyor. Bunu ilk etapta görmüyoruz ama ilerleyen yıllarda 30'lu yaşlarda, 40'lı yaşlarda ciddi nefes problemleri ortaya çıkabiliyor. Onun için de erken dönemde tanı ve tedavi çok önemli. Çok önemli.
Hocam peki tedavi yaşa göre değişiyor mu? Yani 8 yaşındaki bir çocukla 15 yaşındaki bir ergen çocuğu tabii. ya da 25 yaşındaki bir insan tedavisi farklı mı oluyor? Kesinlikle farklı. Şimdi büyüyen omurgadaki yaklaşımımız farklı. Büyüyen omurga dediğimiz doğumdan itibaren başlıyor. İşte ergenlik döneminin sonuna kadar devam ediyor. Yani 16-17 yaşına kadar devam ediyor. Büyüyen omurgada aslında omurgayı dondurmadan, tam miktarda omurgayı dondurmadan ergenlik dönemine kadarki olan dönemde omurganın hem uzamasına imkan vereceğiz hem de o eğrilikle mücadele edeceğiz. Yani bir bakıma eğrilikle mücadele ederken bu cerrahi olabilir veyahut da çoğunlukla cerrahidir doğuştan olanlarda. Aynı zamanda omurganın da uzamasına imkan verir. Böyle yöntemler düşüneceğiz. Yani bunlardan bazıları mesela işte nedir? Bir taraftaki minimal invaziv yöntemlerimiz var. Daha az cerrahi yani veya daha fazla böyle omurgayı açmadan, omurganın büyümesini engellemeden yapacağımız yöntemler var. İşte manyetik rod gibi veyahut da işte halk arasında ip yöntemi dedikleri yöntemler gibi birçok ip yöntemi. Omurga bir taraf mesela o da şudur. Diyelim ki omurgamızda bir eğriliğimiz var. Omurgamızda bir eğriliğimiz ama burada bu yöntemi uygulayabilmek için omurganın büyüyen bir omurga olması lazım. Yani kaç yaşında olmalı? Yani 9-10 yaşlarında olması lazım ve ağırlıklı olarak sırt bölgesinde bir eğrilik olması lazım. Mesela omurgamızda bu şekil bir eğrilik varsa biz ne yapıyoruz? Omurgamızın tepe noktasına yan taraflardan birer vida gönderiyoruz. Vida gönderdikten sonra üzerine bir iple, bu tabii ki biraz teknolojik bir ip, sağlam bir ip. Bu bölgede bir miktar bu eğriliği düzeltiyoruz. Ama o eğrilik düzeltme işlemi çocuk omurgasının uzamasıyla birlikte daha düzgün olacağını düşünüyoruz. Yani bu tarafta büyümeyi yavaşlatacak, bu taraf diğer taraftaki büyümeyi artıracak. Yani bir bakıma burada bloklama yapıyoruz. Burada da uzayabileceğini düşünüyoruz. O da dengeyi sağlıyor. Dengeyi sağlıyor. Ama tabii burada şuna dikkat etmek lazım. Yani her yaşta uygulanan bir yöntem değil. Sadece büyüyen omurgada uygulanan bir yöntemdir. Ve eğer gerçekten tekniğine uygun yapmak istiyorsak bir de nedir? Sadece sırt bölgesindeki olan eğrilik bel bölgesinde varsa ve belle sırtın birleştiği bölgede varsa o zaman açık bir cerrahiden çok da fazla bir üstünlüğü yok bunun. Bir de mesela yine vidaları yerleştiriyoruz. Dışarıda manyetik rotla joystick gibi böyle onu uzatıyoruz, kısaltıyoruz. Bu şekilde de omurgayı hem uzamasına imkan tanıyoruz hem de omurgayı ne yapmış oluyoruz? Güzel. Açıkçası düzeltmiş oluyoruz. Evet. Hocam peki yani şu an anladığım şu, her eğrilik ameliyat gerektirmiyor. Aynen öyle. Şimdi biraz önce belirtmiştiniz her yaşta farklı mı? Bu belirtmiş olduğum henüz büyüyen omurgada. Mesela yetişkinlerde veya ergenliğe girmiş olanlarda veya ergenliğe artık adım atmış olanlardaki yöntemimiz nihai bir ameliyattır. Yani artık ikinci bir ameliyata gerek olmayan, gerektiği zamanda da omurganın belirli bölgelerini dondurmaya yönelik ameliyatlardır. Ama daha ileriki yaşta, 30'lu 40'lı yaşlarda, 50'li yaşlardaki görülenlerde sadece omurgada bir eğrilik problemi gözükmüyor. Aynı zamanda bel bölgesinde veya sırt bölgesinde kaymalar, kireçlenmeler, sinir problemleri, birçok olay eşlik ediyor. İş daha komplike oluyor haliyle o zaman. Daha da sıkıntılı oluyor yani. Tabii. Mesleki deformasyonlar peki hocam? Mesela masa başında çok oturmak, yani mesela atıyorum şu an diyelim ki benim postürüm, oturmam, diyelim ki her şey düzgün. Ben bir işe başlıyorum 30 yaşında, yaklaşık 10 yıl masa başında çalışıyorum ve o bende bir eğrilik oluşturuyor. Yani bu noktada benim ne yapmam lazım? Gerçekten bir ağrı hissetmeye başlıyorum. Doğru. Sanki böyle vücudumu taşıyamaz hale geliyorum. Akşam eve gelip yatağa yatmak istiyorum böyle. Doğru. Ne yapmam lazım mesela? Şimdi aslında tabii omurga anne karnında ilk doğduğumuzda C şeklindedir. Yani bildiğimiz C harfi gibi herhangi şu kıvrımları olmadan ortaya çıkar anne karnından doğduğumuzda. Ama zaman içerisinde biz ne yapıyoruz? Ayakta dik durmaya başladığımızda omurga yukarıda boyun bölgesinde ters arkaya doğru bir açılanma, sırt bölgesinde öne doğru bir açılanma, belde de arkaya doğru bir açılanma oluşuyor. S'ye dönüyor. S'ye dönüyor. Bu müthiş bir denge oluşturuyor. İşte bu dengenin bozulması dediğimiz skolyoz veya kamburluk veya duruş bozuklukları da işte sırt ağrısı, bel ağrısı, boyun düzleşmesi, bel düzleşmesi dediğimiz ciddi tablolara neden oluyor. Şimdi peki düzleşsin ne olacak diyemiyorsun. Biyomekanik denge bozulduğu anda ağrı başlıyor. Mesela çok halk arasında çok fazla bilinmez. Mesela özellikle bacak arkası kaslarının kısalığı, bacak arkası kasları, bizim hamstring kasları deriz biz ona. Mesela birçok baktığımızda kişiler böyle dizleri kırık vaziyette yürür.
dizleri bükük vaziyette. Arka tarafları hamstring kaslı dediğimiz arka kaslar, arka baldır, baldır kasları kısalmıştır. O leğen kemiğini döndürüyor, leğen kemiğini ve belde düzleşme yapıyor ve bel fıtığı daha fazla görülüyor bunlarda. Onun için de mesela masa başında uzun süre oturanlarda mutlaka sportif aktiviteleri, yani bu yüzme olur, pilates olur, fitness olur, yürüyüş, veyahut da yürüyüş olur veya yoga olur. Bu tip hareketleri mutlaka ne yapmaları lazım? Haftada en az 2-3 gün yapmaları lazım. Ayrıca yine masa başında aralıklı olarak kalkıp mutlaka esneme hareketlerini yapmaları gerekiyor. Aksi takdirde özellikle bayanlarda o duruş bozukluğu dediğimiz tablo bir müddet sonra kalıcı olarak kamburluğa neden olabiliyor. Özellikle doğumlardan sonra veya kemik kalitesinin bozulmaya başladığı 40'lı yaşlardan sonra ciddi anlamda kamburluk tablosu ortaya çıkıyor. O da ne yazık ki erkeklerde ağrı çok fazla olmasa da bayanlarda sırt ağrılarıyla karşımıza gelebiliyor. Peki hocam, mesela yaklaşık 30 yıl boyunca manikür pedikür yapmış bir bayan düşünün. Evet. Ve artık sırtında bir kamburluk var. Bunu giderme şansı var mı? Var. Diyelim ki 60 yaşına gelmiş. Evet, her yaşta biz aslında bu tedaviyi yapabiliyoruz. Burada önemli olan şey kamburluk ne yapar? Şimdi kamburluk eğer belirli bir derecenin üzerindeyse, fazla miktarda kamburluk olduğunda öne doğru, kamburluk olduğunda bir kere sırtta ciddi ağrı meydana getiriyor. İkincisi, diyafragmayı kullanamadığı için kişiler, çünkü bu şekilde rahat nefes alamaz insan. Bu şekilde rahat nefes alır ki diyafragmayı rahat kullanabilsin. Sıkışıyor çünkü. Sıkışıyor tabii. O zaman da rahat nefes alamadı, çabuk yorulur. Bir de eğer ki işte 30'lu 40'lı yaşlarda belirttiğiniz gibi şeyden sonra, menopozdan sonra da kemik kalitesi düşüyor zaten. Kemik kalitesi düşünce artık özellikle bu bölgedeki açılanma 70-75'in üstüne çıktığında o zaman yer çekiminin etkisi daha da belirgin hale geliyor. O zaman da dediğimiz işte nefes darlığı, sırt problemleri ve ilerleyici kamburluk dediğimiz, öne doğru eğildiğinde sırtta böyle bir deve hörgücü gibi bir çıkıntı ortaya çıkmış oluyor. Ne yapılması gerekiyor? O durumda yaptığımız şey şu: bu sırt bölgesine eğer 75 derecenin üzerine çıkmışsa bu problemlerimiz, hastanın genel durumunu değerlendirdikten sonra sırt bölgesine vida ve çubuklarla normal pozisyona getiriyoruz. Tam dik değil, normalde 25 ile 45 derecelik fizyolojik sınırlara getiriyoruz. Süreci ne bu tedavinin? Yani o çiviler ya da işte yapılan işlem sırtımda ne kadar kalıyor? Şöyle, aslında bu kalıcı bir yöntem. Bu işlemi yaptığımızda yaklaşık 3-4 saatlik bir yöntem. Vida ve çubuklarla bunu dik hale getiriyoruz omurgayı ve o pozisyonda kilitliyoruz. Kilitledikten sonra oraya kemik tozu ilave ediyoruz ki ileride artık burası tekrar çökmesin diye. Çünkü vida bir metal. Hı hı. Metali uzun süreli dayanıklılığını ve sağlamlığını devam ettirebilmek için kemik tozu da o metallerin üzerine ilave etmek lazım ki tamamen sağlam olsun. Ameliyattan bir gün sonra kaldırıp yürütüyoruz. Bir buçuk ay sonra da yüzmeye başlatıyoruz. O bir tekrar ikinci bir ameliyata gerek yok. Artık o sırt bölgesinde tekrar kamburlaşma da olmayacak. Hayat kalitesi artıyor mu? Ciddi yani anlamda artıyor. Nefes alması ciddi anlamda artıyor. Bir diğer şey, kişinin kendine olan bakışı değişiyor. Yani kendine daha çok şey hissediyor. Kendine olan özgüveni artmış oluyor. Ve ağrıları tabii ki ciddi anlamda azalmış oluyor. Evet. Hocam, burada bir röntgen kağıdı var. Burada neyi anlatmak istiyorsunuz? Şimdi burada bizim özellikle üzerinde durduğumuz şey skolyoz. Skolyoz. Evet. Burada görmüş olduğumuz gibi ciddi anlamda bir ihmal edilmiş bir skolyozumuz var. Eğrilik oluyor değil mi? Eğrilik oluyor. Aha. Yaklaşık 80 derece civarında bir eğriliğimiz var. Tabii ciddi anlamda iç organ problemleri de oluşturuyor burada. Bu iç organ problemleri ve omurgadaki sinirlere, baskılarla birlikte yürüyemez hale geliyor kişi. Bu 65 yaşında bir hastamız. Yani yürüme problemi var. Artık hep devamlı oturmak istiyor. Oturduğu zaman nefes darlığı oluyor. Yürüdüğü zaman nefes darlığı oluyor. Bacaklarında ağrıları var. Çünkü beldeki daralmalar ve kireçlenmelerle birlikte bacaklara yayılan şiddetli ağrıları var. Ameliyat ettiğimiz bir hasta. Tabii ameliyattan biz ne yapıyoruz? Buradaki eğriliği düzeltiyoruz. Aynı zamanda yaş ileri olduğu için sinir problemleri ve sinir köklerine baskılar da olduğu için o sinir köklerine baskılar da temizliyoruz, rahatlatıyoruz sinirleri ve sağlığına kavuşturuyoruz açıkçası. Evet. Hocam peki korse kullanımı, bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Yani sizin meslek alanınızdaki sorunlarda işte eğrilik, yani evet, skolyoz, evet, ya da ne derler, kamburlukta evet. Korse kullanımı oluyor mu? Korse kullanımı bizim tıbbi olarak dokümante edilmiş ve faydasını uygun şekillerde yaptığımızda, kullandığımızda ciddi anlamda faydası olan bir yöntem. Ama herkese kullanılmaz.
Mesela özellikle skolyozu olanlarda büyüyen omurgada, yani yine söylemiş olduğum gibi 0 yaştan başlayıp işte 12, 13, 14 yaşına kadarki, yani omurganın uzadığı dönem içerisinde korsenin kullandığı eğrilik ve kamburluklarımız var. Ama artık gelişimini tamamladıktan sonra kişinin korse uygulamasının bir mantığı yok. Geçici, mesela özellikle ben izleyicilerimizin birçokları da biliyorlardır. Mesela dik duruş korseleri diye piyasada var mesela. Faydası olduğu yerler var ama sadece şuna faydası var. İşte Şevki Bey veya Hakan Bey dik dur, dik duruşunu bozma komutunu veren bir aslında işe yarıyor. Yoksa bizim onu takarak, yelek gibi onu takarak dik durma şansımız yok. Nedir? Eğer bizim burada önemli olan şey bu eğriliğin derecelerini bilmektir. Yani eğer eğriliğin derecesini biliyorsak, diyelim ki mesela büyüyen omurga 20-25 dereceyi geçtikten sonra skolyozu varsa bu çocuklarımızda korse uygulayabiliyoruz. Yine kamburluğu varsa yine büyüyen omurgada yine korse uygulayabiliyoruz. Özel yapım korseler bunlar. Hı hı. Uygulayabiliyoruz ama artık gelişim tamamlandıktan sonra ya spor yapacak ama çok da ilerlediyse, cerrahi sınırlara girmişse ameliyatta bunu düzelteceğiz. Hocam peki bu arada sevgili seyircimiz, tekrar hatırlatalım, eğer bize veya hocamıza, sevgili Profesör Doktor Şevki Erdem'e sorularınız varsa alt banttaki telefon numaralarından ve mail adreslerinden hem bize hem de hocamıza ulaşabilirsiniz diye hatırlatmamızı yapayım. Bir de hocam şunu sormak istiyorum. Diyelim ki bir eğriliğim vardı, bir kamburum vardı. Evet. Geldim, ameliyatımı oldum ya da tedavimi oldum. Sonrasındaki süreç. Evet. Beni ondan sonra nasıl bir süreç bekliyor? Nelere dikkat etmem lazım? Şimdi bu ameliyatlarda en önemli dikkat edilmesi gerekli olan şey aslında burada en alttaki disklerin sağlam kalmasıdır. Çünkü hareketi ne kadar koruyabileceğiz? Yani çünkü biz eğilip kalkmamız gerekiyor, spor yapmamız gerekiyor. Yani bu çocuklarımız 10-15 yaşlarında ve spor yapması lazım, hareket etmesi lazım. Onun için de şu en alttaki disk aralıklarını korumamız lazım. Biz omurga cerrahları buna dikkat ediyoruz zaten. Bu çocuklarımız eğer bu korumayı sağladıktan sonra iyi bir düzeltme de, yani hem önden baktığımız hem yandan baktığımızda iyi bir düzeltme de sağladığımızda aktif profesyonel spor olmasa bile futbol, basketbol, voleybol, her türlü sporu yapabiliyor bu çocuklarımız. Tabii ki önemli olan burada ameliyattan sonraki dönemde özellikle birinci aydan sonra yüzmeye başlatıp, hı hı, üçüncü, dördüncü aydan sonra da pilates veyahut da fitness gibi hareketlerle kaslarımızı güçlendirmemiz lazım. Bu çok önemli. İleriki yıllarda, ben yaklaşık 20 yıldan beri bu işi yapıyorum. Çok fazla böyle erken dönemde yapıldığında çok hızlı adaptasyon gösteriyor çocuklarımız. Ama geç dönemde yapılanlarda biraz daha disklerde bozulmalar, kemiklerde aşınmalar da oluştuğu için başka ilave problemlerimiz olabiliyor. Onun için de erken müdahale bunlarda açıkçası şart oluyor. Çok önemli, evet. Hocam peki hamilelerde biliyorsunuz hani vücut dengesi değişiyor. Evet. Bunun yarattığı bir eğrilik, bir kamburluk ya da bir sıkıntı olabiliyor mu? Ya da hamilelerin bel ağrısı çok oluyor. Evet. Bununla ilgili ne yapabilirler? Onu da bir sorayım size. Şimdi özellikle hamilelik dönemlerinde kamburluk veya skolyozlarda artma oluşabiliyor. Onun için de hamilelikten önce kamburluğu veya skolyozu olan da izleyicilerimiz dikkat etmesi lazım. Çünkü mesela o dönemde hormonal değişimlerden dolayı bağlar zayıflıyor. Bir de hamileliği ilave olarak yük binmiş oluyor. Hepsi beraber tabii süreci artırabiliyor. Onun için de özellikle hamilelikten önce 3-4 aylık bir sürede ciddi bir spor yaparak, kaslarını güçlendirerek ve mutlaka bir işte değerlendirmeden geçtikten sonra hamile kalabilirler. Ama hamilelikten sonra da mutlaka özellikle bu eğriliklerimizin ne derece, nerede olduğunu, hangi konuma geldiklerini mutlaka izlememiz gerekiyor açıkçası. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür Gerçekten ederim. Gerçekten keyifli bir sohbet oldu. Bu işinizin yoğunluğunda bize zaman ayırdınız. Son olarak söyleyeceğiniz şeyler var mı? Vallahi ben de bu sohbetten çok keyif aldım. Son olarak şunu söyleyeyim. Dik bir duruş hayata bakış açınızı değiştirecektir. Evet, çok teşekkür ederiz. Çok doğru ben bir şey teşekkür çünkü. Ederim. Evet efendim. Konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Şevki Erdem'di. İyi ki varsın. Tüm hızıyla devam ediyoruz. Evet efendim. Kısa bir ara. Aranın ardından iyi ki varsın devam ediyor. Evet efendim. İyi ki varsın'ın bugünlük de sonuna geldik. Yarın tekrar yepyeni konularla ve yepyeni konuklarla görüşünceye dek hoşçakalın.